Pandemi döneminde biliyorsunuz uluslararası organizasyonların birçoğu iptal oldu. Tabii biz PBA Tur Kore'de düzenleniyor ve Kore şu anda bu virüs düzeyinde çok düşük seviyelerde ve kendi ülkelerini de tabii izole etmek anlamında çok fazla şu an turistik vize vermiyorlar. Bizler sadece sporcu olarak vize alabildik. Bir önceki turnuvayı bir ay kadar önce oynadık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Seyirci girişi yasaktı. Sadece sporcuların katılabildiği bir organizasyondu. Şimdi önümüzdeki ayın sonunda, Eylül ayı sonunda ikinci tur gerçekleşecek. Hemen bir ay sonrasında da üçüncü tur planlanıyor. Biz bunun için önümüzdeki hafta vize görüşmelerimizi yapacağız ve Eylül ayının ortasında gideceğiz. Orada bir 14 gün karantina süremiz olacak. Karantina süremizden sonra ikinci turnuvamızı oynayıp bir ay süre Kore'de kalıp sonra diğer turnuvayı da oynayıp dönmeyi planlıyoruz. Çünkü bu süreçte çok fazla uluslararası seyahat kolay olmuyor. Tabii bu işin bir de karantina boyutu olduğu için. Böyle bir planımız var. Türkiye'den 3 arkadaş gidiyoruz. Ben, Savaş Bulut, Bir Olunmaz ve Adnan Yüksel. Umuyorum ki orada başarılı bir turnuva geçirip ülkemize kupa ve madalyalarla döneriz diye düşünüyoruz. Onun öncesinde de gittik. 14 gün karantinada kaldık. Karantina boyunca bir otel odasında kalıyorsunuz ve herhangi bir şekilde dışarıyla bir temasınız olmuyor. Şimdi Kore'de şu anda bildiğim kadarıyla günlük 20-30 gibi bir vaka düzeyi var. Onu tabii yukarı tırmandırmak istemedikleri için bu işi sıkı tutuyorlar. Tabii bu süreç bizim için antrenmansız geçtiği için sonrasında birkaç gün antrenman yapıp turnuva oynama imkanı bulabildik. Ben kendi adıma iki grup geçtikten sonra dünyanın en iyilerinden biri Frederic Codron'la eşleştim ilk 32'de. Güzel bir maç oldu. Kazanabilirdim. Dengeli bir maçtı. Rakibim kazandı. Umuyorum ki bir sonraki turnuvada daha iyi neticeler alabilirim. Onun için antrenman yapıyorum bol bol. Katıldığım bütün organizasyonlarda tabii ki hedeflediğim şey şampiyon olabilmek. Yani o anlamda bütün sporcuların zaten bakış açısının böyle olduğunu düşünüyorum. Bunun için tabii doğru olan formu çok sıkı çalışabilmek. Tabii pandemi dolayısıyla çok iyi çalıştığımız belki söylemez ama şu süreçte antrenman düzeyimi artırdım. Umuyorum ki orada bunların karşılığını alabilirim. Bunun için çok mücadele edeceğim. Zor bir süreç tabii. Çünkü bir sürecinde salonlarımız kapalıydı. Antrenman tesislerimiz kapalıydı. Şurada 1,5 ay gibi bir süre oldu. Bu süreçte antrenman yapabilmeye başladık. Zaten birçok organizasyon, uluslararası düzeydeki organizasyon ve yurt içindeki organizasyonlar iptal oldu. Şu anda sporcular organizasyonlara katılamıyorlar. Sadece Kore'deki PBA Tur profesyonel bir organizasyon olduğu için ve oradaki virüse karşı mücadele çok yüksek seviyede olduğu için böyle bir organizasyona Kore hükümeti müsaade ediyor. İyi ilişkiler içinde olduğumuz bir ülke. Bizler orada çok seviliyoruz, çok iyi ilişkilere sahibiz. Bu yüzden şanslı hissediyoruz kendimizi, böyle bir organizasyona gidip oynayabiliyoruz. Ama tabii bu süreçte de gidiş gelişlerde azami şekilde dikkat ediyoruz, kendimizi koruyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil, bu ülkede yaşayan, dünya üzerinde yaşayan herkes için hem tavsiye ediyor hem istiyoruz. Çünkü biz eğer bu virüse karşı kazanmak istiyorsak, sağlıklı, mutlu bir yaşam istiyorsak gerçekten sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız.